12.09.2022 tarihinde üst düzey bir İçişleri Bakanlığı bürokratı benimle temas kurarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bana ve Sedat Peker'e yönelik suikast girişiminde bulunmak amacıyla iki eylem grubu oluşturduğu bilgisini verdi. Ben de tabii kendisi ne kadar üst düzey bir bürokrat olursa olsun bu tür bilgilere, ifadelere şüpheyle bakalım. Gerekçelerini sordum. Bazı gerekçeler paylaştı benimle. Ben de herhangi bir girişimde bulunmadım. Sadece kaydı aldım, değerlendirdim. Ancak 16.09.2022 tarihinde bir başka zat, Mustafa Türk adı, bir grup emniyet müdürünün kendi aralarında sohbet ederken Ümit Özdağ'a yönelik bir suikastten bahsettiklerine kulaklarıyla duyduğunu ifade ederek beni telefonla aradı. Ben de bunun üzerine, bu iki bilginin üst üste gelmesi üzerine Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Erzurum eski milletvekili Sayın Cezmi Polat'a durumu bildirerek Hakan Fidan'a resmi bir evrakla durumu bilgi için yollamasını istedim ve bu mektup resmi evrak olarak 21.09.2022'de Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'na imza karşılığı verildi. Devlete bilgi verdik. Bunu da kamuoyuyla paylaşmayı hiç düşünmedik. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Sayın Cezmi Polat'a bir telefon gelene ve kendisi ifadeye davet edilene kadar. Çünkü devletteki bütün protokollar çiğnenerek, yazışma kuralları çiğnenerek bu mektup Hakan Fidan tarafından Süleyman Soylu'ya yollanmış. Bu inanılır gibi şey değil. Devletin ayağa düşmesidir bu. Bunu biz paylaşmayacaktık. Devlette protokollar vardır. Bunu ortaya dökemezsiniz.